Manşete hoş geldiniz. Kelime güzel değil ama... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle aynen öyle. Pis işler haftasına girdik. Her türlü... ...çirkefliği... ...her türlü manipülasyonu... ...ve seçmenin oyunu etkilemeye dönük... ...her türlü hareketi... ...her türlü lafı dolaşıma sokmayı... ...yapacaklar. Ve her türlü iftirayı atacaklar. Ve böyle bir dönemde... E, Tek güvenilir mecra var. O da bunları teyit edip size aktaran gazeteciler. Gazeteciliğin sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz ve basın hürriyeti, fikir hürriyeti ve özellikle gazetecilerin işlerini yapabilmesi önündeki engellerin, bariyerlerin kaldırılması, gazetecilere toplumun sahip çıkarak onları özgürleştirmeleri ve onları desteklemeleri, destekleyerek özgürleştirmeleri ve takip etmeleri ve doğru bilginin peşinde koşmaları, belli belli başlı gazetcilere, belli başlı gazetecilik örgütlerine güvenmeleri, inanmaları ve onları yüreklendirmeleri son derece önemli. Moral açısından da öyle. Bir anlamda doğru bilginin teyidi ve gerçekten doğru bilginin dolaşıma girmesi açısından da önemli. Sıradan insanlar sıradan bilgileri veya dolaşıma girmiş e, malumatları, grafikleri veya videoları e, her zaman e, yorumlamaktan acizler. Her zaman doğru yorumlayamayabilirler. Ne kadar tecrübeli olur, olurlarsa olsunlar. Bu iş gazeteciliğin görevi. Birisi bir lafı söylüyorsa illa bu yapay zeka tarafından üretilmiş veya bir masa başında ne bileyim kurgulanmış bilgi ya da video olmak zorunda da değil. Herhangi biri herhangi bir iddiayı gündeme getirdi. Onun peşine düşmeden evvel bunun doğruluğunun araştırılması ve teyidinin alınması gerekiyor ve bunu da kamuoyu adına yapacak tek kurum var tek grup var. Onlar da gazeteciler, gazetecilik. O açıdan son derece önemli. Ben burada geriye doğru yıllardır yaptığım bu işte gerçekten teyit etmediğim bilgiyi paylaşmıyorum, paylaşmamaya gayret gösteriyorum. Herhangi bir yerde hata yaptığımızda veya eksik bilgi paylaştığımızda da onu sonraki programda veya bir sonraki programda neyse ne zaman öğrenirsek veya fark edersek düzeltiyoruz. Bu son derece önemli. Değindiğimiz ve değinmediğimiz konular itibariyle de bu böyle. Çetin Altan'ın çok güzel bir lafı var. Gazetecileri değinmedikleri konularla tanırsınız diyor. Aynen öyle. Bugün Türkiye'deki gazetecilere bakın. Hangi konulara değinmiyorlar? Hangi konulara girmiyorlar? Daha iyi anlarsınız, daha iyi tanırsınız onları. Bu dünyada da böyledir. Gazetecilikle başladık, onunla devam edelim. Cemre Ülker paylaşmış. Türkiye, e, sınır tanımayan gazetecilerin e, dünya basın özgürlüğü raporlamasına göre 149. sıradan 165. sıraya geriledi global ölçekte. Düşüşü görüyor musunuz? Yani dünya üstünde zaten kaç ülke var ki? Dipte yani. Dün 3 Mayıs dünya basın özgürlüğü günüydü. Tam da bu dönemde Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün yüceltilmesi ve Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne atıfta bulunması son derece önemli. Çok sayıda gazeteci Türkiye cezaevinde, e, Türkiye cezaevlerinde tutsak bulunuyor. İşte e, hemen akla gelen Türkiye'de belli başlı gazeteciler. Hidayet Karaca'dan Mehmet Baransu'ya, Mustafa Ünal'dan Ali Ünal, Alaaddin Kaya'ya, Ercan Güneş, Zafer Özcan'a, Mehmet Gündem'e, Murat Çapan'a, Gültekin Avcı'ya kadar. Ve yine Kürt gazeteciler son derece yoğun. Galiba içeride şu anda Kürt gazetecilerin nüfusu tüm gruplardan mensubiyet, aidiyet veya işte gruplama falan anlamında da söylüyorum yüksek. En son Sedat Yılmaz ve Dicle Müftüoğlu tutuklandı. Ondan önce Abdurrahman Gök, Gök, Beritan Canözer, Mikail Barut, Remzi Akkaya vesaire tutuklanmıştı. Liste o kadar kabarık ki. Elbette her grup veya her dernek veya her gazetecilik örgütü kendine yakın insanları listeliyor ama bu bile yeterli. Yani orada bile yani siz niye bu gazetecileri görüyorsunuz da bunları görmüyorsunuz falan denecek bir durum yok durum facia ki zaten özellikle seçim arefesinde bu tutuklamaların olması ve gazetecilerin içeride tutulması halkın haber alma hürriyetini engellemek için. Seçimle ilgili doğru bilgi akışının önüne geçmek için. Bakın Rütün CHP'li üyesi paylaşmış. TRT Haber'de sadece bir aylık canlı yayın skoru ki TRT Haber TRT, e, yani TRT deyince TRT örneğini özellikle veriyorum. Bir A Haber ya da Haber Türk gibi ya da CNN Türk gibi özel bir kuruluş değil. İnsanların vergileriyle, insanların bandrol ücretleriyle, Türkiye'de yaşayan tüm insanların vergileriyle desteklediği bir kurum, yaşattığı bir kurum. Ama tuhaf bir şey oluyor. TRT reyting ölçümlerine giriyor. TRT reklam alıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yani TRT'nin özelliği ve bir kamu yayıncısı sıfatı, kamudan aldığı güçle kamu yararına bir yayıncı sıfatının tekrar belirlenmesi ve tekrar bu ayarlara getirilmesi gerekiyor. Bakın Millet İttifakı 1 Nisan 1 Mayıs arasında bir aylık sürede ki artık seçime gidiyoruz. Yani seçime 45 gün kala başlamış bu ölçüm seçime 15 gün kala noktalanmış ve o bir aylık bilanço. Millet İttifakı unsurlarına 42 dakika sadece yer verilmiş ve tam 85 katı Cumhur İttifakı unsurlarına 3600 dakika yer verilmiş TRT'nin haber kanalında. AKP Tayyip Erdoğan 32 saat yayın süresi. MHP Devlet Bahçeli 25 saat yayın süresi. Ama bakıyorsunuz Millet İttifakı unsurlarına CHP Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'nın en güçlü adaylarından biri Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra 32 dakika sadece Meral Akşener'e sadece 10 dakika diğerlerine yok, diğerleri yok yani Davutoğlu babacan, Temel Karamollaoğlu falan yok. Böyle bir bilanço. İşte bu propaganda'nın altında insanlar sokak röportajlarında ee, oradan aldıkları kelimeleri kullanıyorlar, or oradan aldıkları cümleleri söylüyorlar. Ben her gün sokak röportajları seyrediyorum farklı kanallarda. Sizin belki keşfetmediğiniz kanallarda. Ve o sokak röportajlarının report olduğu şehirlerde o sokak röportajını yapan kişinin kurgusu değil bu. Oradaki halkı görüyorum, vatandaşı görüyorum. Kadınları, erkekleri görüyorum, yaşlıları görüyorum, gençleri görüyorum. Onlar birer troll değil. Kütahya'daki röportajı seyrediyorum. Gümüşhane'deki röportajı seyrediyorum. Kırıkkale'deki röportajı seyrediyorum. Kilis'teki röportajı seyrediyorum. Manisa'daki röportajı seyrediyorum. 10 dakika, 15 dakika boyunca. Ve orada insanların mikrofonlara neler söylediğine bakıyorum. Arkada geçen insanları gözlemliyorum. O insanlar troll değil. O insanlar e, görevli insanlar değil. O insanlar vatandaş, sıradan halk. Benim gazeteciliğim ilk yıllarda onların arasında geçti. Bütün partilerle Türkiye'yi dolaştım. Ne kendi imkanlarımla ne de aile, ailevi imkanlarla Türkiye'yi dolaşma şansım yoktu. Gazetecilik bana bunu sağladı. Dolayısıyla biliyorum. Giresun'u, Trabzon'u, Samsun'u, İzmir'i, Kıklarelini her yeri biliyorum. Diyarbakır, Batman, Mardin her yere gazetecilik marifetiyle gittim. Ve bu sokak röportajlarında konuşan insanları da tanıyorum. Bu yönüyle tanıyorum. Birebir şahsi anlamda söylemiyorum. Ve o insanlar orada palavra sıkmıyorlar. İnandıkları, öğrendikleri şeyi söylüyorlar. Ne istediyorlarsa onu söylüyorlar. Ve durum özellikle iktidara büyük destek veren kentlerde çok fazla değişmemiş gibi görünüyor. Bir nebze gülümsemek istiyorsanız şu ara çok televizyonlarda ve YouTube'da malzeme yok ama yeni işte dün ben de fark ettim dün yüklenmiş YouTube'a Deniz Göktaş bir stand-up gösterisi var. Selam selam 2023 Ses Tiyatrosu'nda Ferhan Şensoy'un özür dilerim Ferhan Şensoy'un kızlarının yaşattığı bir tiyatro orada stand-up gösterisi var. 1 saat 5 dakika galiba seyredin gülümsersiniz ve Türkiye'nin şu son dönemdeki trajikomik hallerine de e, tanıklık edersiniz bir anlamda. Hele özellikle Türkiye'de yaşamayanlar için. Birkaç saatte on binlerce gösterim aldı. Ben de yeni keşfettim, yeni fark ettim. Metin Solmaz paylaşmış Twitter'da. Öylelikle fark ettim. Bir nebze gülümsemek ama bir anlamda da Türkiye'nin trajikomik hallerine tanıklık etmek istiyorsanız bu stand-up gösterisini seyretmenizi öneririm. Şimdi geçelim ana konumuza ana konumuz e, Ahmet Davutoğlu'nun Twitter'a e, yüklediği bir video. Ben de bu videoyu e, dün e, Profesör Doktor Eser Karakaş'ın, Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Mustar televizyon ekranlarında, YouTube kanalı ekranlarında e, Özgür Düşünce e, programında Eser Karakaş'ın e, bahsetmesiyle öğrendim. Ahmet Davutoğlu Erdoğan'ın sağlığı ileri sürülerek Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına, Erdoğan rejimine, Erdoğan yönetimine, Erdoğan'a yönelik bir müdahaleden bahsediyor. Birileri Erdoğan'a müdahale edecekler ve sağlığını ileri sürerek yapacaklar bunu. Bir anlamda Erdoğan'a darbe yapılacak diyor. Bu videoyu 29 Nisan'da yüklemiş Twitter'da yayınlamış. Ben internette yaptığım taramada. Davutoğlu'nun bu iddiasına dönük hiçbir atıf görmedim. Hiçbir haber görmedim. 29'undan bugüne 4 Mayıs kaç gün geçti? Yok. Kimse bu videoyu seyretmedi mi? Kimse bu videodaki iddiayı görmedi mi? Enteresan. Belki de Davutoğlu çok konuştuğu için. Belki de Davutoğlu bu iddiasını belki yalın bir, bir buçuk dakikalık bir iddia olarak başlıklayarak da öne çıkarmadığı için e, fark edilmedi. Eser Karakaş fark etmiş. Ben de oradan e, fark ettim ve gittim videoyu seyrettim ve gerçekten gözlerim fal taşı gibi açıldı. Birlikte izleyelim, üzerine konuşacağız. Bazı çevreler sizin hastalığınızla bahane ederek bir boşluğu doldurmak adına milli iradeye müdahale etme çabası içinde olabilir. Sizin öncelikli göreviniz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak meseleye doğrudan müdahil olarak... 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek olan seçimlerin demokratik ortamda yapılacağına dair güvence vermenizdir. Toplumu açık bir şekilde tahrik eden ve toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı şartlandıran açıklamalara son vermenizdir. Bu sizin siyasi e, kariyeriniz itibariyle de en kritik andır. Ya milli iradeye saygı gösterecek ve o milli iradeye saygı göstermeyen İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı başta olmak üzere eski başbakanınızı açık şekilde uyarıp, Türkiye'de 15 gün sonra gerçekleşecek olan seçimlerin adil ve objektif şartlarda yapılacağını ilan edeceksiniz. Ya da milli iradeye sekte vurmaya çalışan bir siyasi akibet ile karşı karşıya kalacaksınız. Hepimiz faniyiz. Geride böyle bir büyük kara leke bırakmayın. Sizin de teşvikiniz de bazen bu tür açıklamalar yapanları uyarın ve 14 Mayıs seçim güvenliğini tehdit edecek her türlü gelişmeye karşı gerekli tedbirleri alın. Son derece enteresan e, uyarılar, ihbarlar, ne bileyim e, bir anlamda iddialar içeren bir e, yayındı bu. E, 8-9 dakikalık bir videonun 4. dakikasında bunları söylüyor e, Ahmet Davutoğlu. Bazı çevreler sizin hastalığınızı da bahane ederek bir boşluğu doldurmak adına milli iradeye müdahale etme çabası içinde olabilir diyor. Yani sana darbe yapacaklar sağlığını ileri sürerek diyor. Bu enteresan bir konu ve e, Erdoğan'ı adil olmaya, milli iradeye saygılı olmaya ve 14 Mayıs'ta 14 Mayıs'a gidilirken özellikle işte Süleyman Soylu'nun darbe söylemi, Binali Yıldırım'ın çıkışı, iktidar ortaklarının çıkışı, Mehmet Uçum'un lafları şu bu. Bu kişileri dizginleyin diyor. Enteresan ve bu sizin siyasi kariyeriniz itibariyle en kritik an diyor. Kimdir Erdoğan'a sağlığı gerekçesiyle müdahale edecek olanlar muhtemelen Davutoğlu'nda bu bilgi de var ama söylemiyor. Askeri kanat mı, Hulusi Akar'ın başını çektiği, sivil kanat mı, Süleyman Soylu veya başka bir ekip mi? Bilmiyoruz. İktidar ortaklarından hangisi, saraydaki e, fraksiyonlardan hangisi gerçekten bilmiyoruz ama son derece enteresan ve dikkat çekici bir uyarı. 29 Nisan'dan bu tarafa kimsenin fark etmemesini de anlayamıyorum. Ee, gerçekten e, adeta tesadüfi bir biçimde ben bunu fark ettim ve bu şekilde dikkate getiriyorum gerçekten enteresan ve gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir iddia bekleyip göreceğiz Erdoğan soylu şiddet söylemini 14 Mayıs'a doğru gidilirken e, kutuplaşmayı körükleyen kutuplaşmayı körüklemekle birlikte bütün muhalefet unsurlarını başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere terörle yan yana koyan ve seçilirse bir biçimde iktidar el değiştirse de buna itiraz edip iktidarı teslim etmeyin falan diyen bir söylem içerisinde din, Diyanet, bayrak, ezan her şeyi kullanıyor. Son derece tehlikeli laflar ama artık bunu üç perdeden söylüyor. Yani yukarısı böyle söylerse aşağısı ne yapar? Varın siz hesap edin. Öncesinde İma yollu açıklamalar, ima yollu iddialar, ima yollu göndermeler vardı ama şimdi doğrudan hedef gösteriliyor ve doğrudan altı çizilerek söyleniyor. Belli ki artık bu açıklıkta konuşulması gerekiyor kendilerince. Cem Toker demiş ki 3-4 ay önce çık karşıma adaylığını açıkla diyordu. Şimdi karşısına geniş bir uzlaşının adayı olarak çıkınca da yok Kandil'in adayı yok onu yok bunu aday yapan bir mekanizma var filan. Aynen öyle. Biz emri Allah'tan alıyoruz. Bunlar emri Kandil'den alıyor. Tehlikeye bakar mısınız? Burada şeye girmeyeceğim. Bir siyasetçi Allah'tan mı emir alır? Bir siyasetçi nasıl iş başına gelir? Siyasetçinin görev ve vazifeleri nedir? Ödevi nedir? Ondan beklenen nedir? Falan. Oralara hiç girmeyeceğim. Çünkü o noktayı geçtik. O noktayı geçtik. E, karşınızda adeta bir Mesih Mehdi iddiasında Allah'ın görevlendirdiği şahıs falan iddiasında biri var yani. Ve LGBT olayı e, bunun üzerinden de kutuplaştırma devam ediyor. Yani hem terörist, hem LGBT'ci, hem şucu, hem bucu, hepsini kendisine biat etmeyen Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, AKP'den ayrılanları falan da aynı potaya koyup e, meydanlarda insanları bu millet ittifakına dönüp yuhalatan bir liderden bahsediyoruz. Paylaşmışlar işte Bülent Ersoy'la fotoğrafını falan. İşte millete LGBT'ci diyorsun ama sen de Bülent Ersoy'la yan yana. Yani bunların bir önemi yok. Bunları paylaşmanın da bir önemi yok. Çünkü hitap ettiği kitle itibariyle bunları görmeyen, bunları değerlendiremeyecek bir kitleye sesleniyor. Başta da söylediğim gibi yani bunu sokak röportajlarını seyrettiğinizde o kitleyi görüyorsunuz. Bazen ben birkaç ilde gerçekleşen 8'er 10'ar dakikalık sokak, sokak röportajlarını seyrediyorum. Bir süre kendime gelemiyorum. Ne uğruna diyorum? Nasıl bu kitleye ulaşılır? Nasıl anlatılır? Bakın. Yeni Şafak'ın dünkü paylaştığı şey. Yani terör örgütü, PKK'nın, siyasi kolu, HDP'nin filamaları altında konuşan Kılıçdaroğlu'na destek için alana giden grup, dişe diş, kana kan diyerek terörist başı öcalan dehine sloganlar attı bilmemle Süleyman Soylu devam ediyor. Bu CHP her zaman hile yapmaya açıktır. Bu da esasen gene önceki lafları dolduran, önceki laflara eklenen yeni laflar. Yani merak ediyorum önümüzdeki 10 gün ne neler koyacaklar neler sığdıracaklar, iş ne ne raddeye gelecek. Evet her seçime gidilirken son 15 gün kritiktir. Son 15 gün söylemler şiddetlenir, dozu artar falan ama böylesini görmedik biz. CHP yani şimdi diyelim ki CHP kazandı. Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Hile yaptı diyecekler ve işte o kazandığı koltuğu ona teslim etmeyin diyecekler. Dediler zaten Evet Habertürk ekranında konuşmuş Süleyman Soylu Şimdi bir tane mespirisi dönüyor Dünden beri tweet, e, Twitter'da şu bu falan Ben de görüyorum ama e, Arkasında duruyor iddiasının Darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar Falan diyor yani e, Bunu artırarak Ve bu dozu yükselterek gidecekler i̇şte Terör LGBT Darbe vesaire halk röportajlarını seyrettim. Halk aynen bu lafı almış ve söylüyor. Bunlar terör, terörle yan yana PKK hakim olacak. İşte bunlar teröre teslim edecekler falan filan. Allah işte başımız, başımızdan eksik etmemiş. Yani hayatı gümüşhaneye sıkışmış ve gümüşhaneden başka yer bilmeyen insanlar bunu söylüyor. Hayatı kırık kaleye sıkışmış başka yer bilmeyen insanlar. Hayatı yozgata sıkışmış başka yer bilmeyen insanlar. Hayatı kilise sıkışmış, başka yer bilmeyen insanlar. Başka şehir bile görmemiş insanlar. Zor bir durum yani. Hani dünyayı anlatmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'nin yani Türkiye'deki dengeleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Ekonomideki dengeleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Siyasetin gittiği yer anlatmaya çalışıyorsunuz. Hukuk diyorsunuz, demokrasi diyorsunuz, insan hakları diyorsunuz ama bu kitleye geçmiyor. Yani Erdoğan'a %70-80 oy vermiş bir önceki seçimde bir kitleden bahsediyoruz ve bu kitle bir türlü çözülmüyor. Sorun bu. Bu bir felaket tellallığı da değil. Bu e, bir anlamda ikaz, bir anlamda dikkat çekme. Meclis başkanı neyse ki topa girmemiş bir sonraki dönem için aday da gösterilmedi. Muhtemelen sarayda bir koltuk verirler. Ayrı bir konu hiç olmazsa şeye girer. Eski me me meclis başkanı kontenjanından yüksek istişare heyetine girer. Ayrı bir konu. Mustafa Şen topa bir koltuk bulmak zor değil ama e şey diyor yani bu darbe girişimi söylemine karşı çıkıyor. Hayır diyor yani işte milli irade neticede milletimizin kararı falan diyor. Ama yukarıdaki sözü önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verimli çalışması için tümüyle yeni anayasa gerekiyor diyor. Buyur buradan yak. 10 yıldır şunu söylüyoruz artık 10 yılı doldurdu. Bunlar günlük yasa çıkartıyorlar. 6 ay sonra o yasa da yetmiyor. O yasayı değiştiriyor başka bir şey koyuyorlar. Geriye doğru Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine bakın. Çoğu kararname bilmem hangi, bilmem hangi kararnamenin bilmem hangi hükmünü iptal etmek için. Genişletmek için bilmem ne yapmak için. Kararnamelerle ülke yönetiyorlar ama... Anayasal çerçeve de bir noktadan sonra geçmiyor. Yani her defasında değiştirerek dönüştürerek her defasında günlük, altı aylık, yıllık neyse kanunlar anayasalar yaparak yürüyecekler. Başka çareleri yok. Hmm, bir tane. Mehmet Akif Ersoy e, ile işte sunucu Habertürk'teki programda Süleyman Soylu. ...kayın meselesi konuşulurken sunucuya boş bulunup bir tanem dedi. Oradan da millet yürüdü. İşte LGBT meselesini çok böyle önemsiyor ve bütün söylemlerinde yoğun bir şekilde kullanıyor ya... ...işte bir tanem de deyince karşısındaki erkek sunucuya... ...ya bir dakika Süleyman Soylu ne oluyor falan filan gibi bir şey oldu. Çok da espriler yürüdü. Ayrı bir konu. Bilmiyoruz yani gerçekten bilinçaltında bir şey mi var bir şey mi yok nedir Yani gerçekten bazen bazı konuları bu kadar yoğun üzerinde duran insanların dönüp incelenmesi gerekiyor yani. Sunucu da aynı şekilde almış o kelimeyi, esprisini yapmış. Gülümseme işaretini koymuş. Said Sefa, senden başkası bir erkeğe bir tanem de şeydi, bağıra bağıra ortalığı inletirdin. Ne oldu sana? Bir biçim demiş. Ne diyeceksin? Böyle diyeceksin yani. Neyse dönelim. Süleyman Soylu'nun bir yaptığı konu da Kayın meselesini Erdoğan'a yüklemek oldu. Bunu da önemsiyorum. Şimdi biraz önce Davutoğlu'nun laflarını hatırlayın. Ee, seçim sonrasına dönük bir hamle de olabilir bu. Yani de, diyor ki bu diyor belediyelerdeki kayın falan filan meselesini diyor meselesi diyor. Tamamen diyor Erdoğan ürünü. Bize söyledi, biz yaptık diyor. Evet. Seçim sonrasında gerek AKP'den kopacaklar, gerek Erdoğan'a bayrak açacaklar veya Erdoğan değiştirme düşüncesi olanlar sadece muhalefet de değil geriye doğru özellikle 15 Temmuz'dan bu tarafa 6-6,5 yıllık dönemi Erdoğan'a yükleyip çıkacaklar. 7 yıllık dönemi hatta yani 7. yıla geliyor 15 Temmuz. O arada İçişleri Bakanlığı YSK'ya paralel bir seçim takip sistemi kurmuş. Bunu da e, yüksek seçim şey, CHP'nin hukuk, hukuk, ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek e, açıkladı. Ee, enteresan yani e, valilere kendi birimlerine yazı yazıyor ve bir seçim takip ekranı oluşturuyor. YSK'dan da data istiyor falan. YSK'da reddediyor bunu ama yani e, Süleyman Soylu bunu gerek devlet imkanlarıyla gerekse AKP imkanlarıyla yapabilecek kudrette bir şekilde onu yedekleyecek ve yapacak. Yani. 14 Mayıs'ın ardından mazbata aldığı gün bakanlığı bitecek kişi bugün seçim güvenliğinden sorumlu hem milletvekili olarak milletvekili adayı olarak kampanya yapıyor hem de böyle tedbirle yani bir yandan 14 Mayıs'a darbe diyor, bir yandan hile yapacaklar diyor, bir yandan da kendi paralel sistemini kurup bir iş tutuyor. Çok zor bir seçime gidiyor Türkiye. Gerçekten çok zor. Risklere dikkat çekiyoruz biz. Bir kere daha altını çizeyim. Felaket tellallığı değil bu. Aydınlar sanatçılar size güveniyorum demiş Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş cezaevinde dört duvar arasında altı buçuk yıl oldu. Neşesini eksik etmiyor. Bağlamasıyla bir fotoğrafını Aydınlar sanatçılar size güveniyorum diyerek paylaşmış Twitter'dan. Biraz yaklaşınca nota defterlerine yoğunlaşır. bakın dikkat edin. Ahmet Kaya'nın nota defterleri belli ki Ahmet Kaya şarkıları, türküleri çalışıyor Selahattin Demirtaş hemen sehpanın üzerindeki Ahmet Kaya nota defteri, Ahmet Kaya şarkılarının notalarının olduğu defterler kitaplar neyse e, dikkatimi çekti geçelim, ee, güçlü meclis dürüst cumhurbaşkanı için bir oy Yeşil Sol Parti'ye bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na demiş ve bu tweet gerçekten çok paylaşıldı devamla da Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Allah yolunuzu açık etsin dedi. Yani Selahattin Demirtaş belediye seçimlerinde bağrımıza taş basıp oy vereceğiz demişti ama burada artık bağrımıza taş basmam falan meselesi yok. Çok daha güçlü bir destek var. Ve Kılıçdaroğlu'nun bir anlamda niyet tabii bu 13. Cumhurbaşkanlığını da ilan etmiş Allah yolunuzu açık etsin demiş. Daha ne desin daha ne yapsın Demirtaş'ı dinleyen Demirtaş'ın sözüne güvenen Demirtaş'ın işaretiyle oy ver, verecek milyonlar var. Demirtaş bu defa aday değil. Son iki seçimde adaydı ama son iki seçimde adaydı. 2014 ve 2018 ama bu seçimde aday değil. Ve e, kendisi kefil oluyor bir anlamda. Eğer benim sözümü dinliyorsanız, benim sözüm bir şey ifade ediyorsa. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Sonar dün gece yarısı e, seçim anketini paylaştı. Hakan Bayrakçı kararsızlar dağıtılmadan Erdoğan 41, Kemal Kılıçdaroğlu 37 görülüyor. Kararsızlar dağıtılınca da Erdoğan 48, Kılıçdaroğlu 44. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a ise 3.6, 3.5 gibi oranlar görülüyor ve seçim ikinci tura kalıyor. Kararsızlar orantısal dağıtıldığında son araştırmada bu Savaş Genç paylaşmış. Bir Alman gazetesine mülakat verdim. Her gazeteci aynı iki soruyu soruyor. Kılıçdaroğlu kazanabilir mi? Kazanırsa Erdoğan sonuçları manipüle eder ya da tanımaz mı? Senelerdir AB, Avrupa Birliği basında mülakat veririm İlk defa hırsızlık sorusuyla karşılaşıyorum. Evet Batının da gündeminde bu var ve herkes bunu soruyor. Benim de konuştuğum herkes bunu soruyor. Kılıçdaroğlu kazanır mı? Kazanırsa Erdoğan e, tanır mı? Yani temel sorular bunlar. Bekleyip göreceğiz yaklaşık 500 gözlemci Türkiye'de seçimi takip ediyor olacak. Yine yüzlerce gazeteci dünya basınından seçimi takip ediyor olacak. Bakın bunu bir takipçim paylaştı. İşte dağıtılan broşürler. ilk oy hareketi tercih senin. Yani tercih şu. Ayasofya Camii, Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'ne mi oy vereceksin, Ayasofya Müzesi'ne mi? Ayasofya üzerinden bu şekilde kampanya yapılıyor. İşte din, iman, bayrak, vatan, millet üzerinden ve elbette terör üzerinden bir kampanya yürüyor. Bunu artık iktidar net bir şekilde oturtmuş durumda. Bunun değişeceği yok. Signal kullanmak suç yahu. İstanbul'da cemaat operasyonu 10 kişi gözaltına alınmış. Elon Musk önermişti Signal demişti. Yani Signale geçin. Signal, WhatsApp gibi bir mesajlaşma programı, oradan mesajlaşabiliyorsun, dosya paylaşabiliyorsun, telefonla konuşabiliyorsun ve bu mesajlaşma uygulamaları yıllar içerisinde düzinelerce. Yani benim 10 sene önce telefonumdaki mesajlaşma uygulamalarının, uygulamalarının çoğu yok, şimdi yerinde başkaları var. Bazılarını da hiç kullanmıyorum. Ben yani ağırlıklı olarak herkes gibi ben de FaceTime kullanıyorum. WhatsApp kullanıyorum. WhatsApp İngiltere'de muazzam yaygın. Geldiğim günden beri 7 yıldır şunu söyleyebilirim. Herkes WhatsApp'tan hesap mesajlaşıyor, WhatsApp'tan görüşüyor, görüntülü, sesli. Son derece yaygın. Bütün telefonlarda yüklü ve İngilizler de bunu yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Yani normal telefon numarasını karşılıklı arama ya da telefonun SMS'i veya iMessage üzerinden falan değil de her şey WhatsApp üzerinden dönüyor. Bu durum değişmedi ama Signal var. Daha güvenli bir e, kriptolu işte şifrelenmiş karşılıklı en azından hacklenmeye falan e, karşı korumalı olduğu için signal kullanan var farklı uygulamalar da var bilmiyorum yani fakat bunun bir e, suçlama olması bunun bir işte örgüt veya terör suçu olarak Türkiye'de değerlendirilmesi de ne ilk ne de son e, Türkiye'de sadece bylock değil pek çok mesajlaşma uygulaması aman işte bu terör örgütü üyesi üyeleri arasındaki e, uygulama işte bunu yüklediler bunun üzerinden konuşuyorlar falan diye suçlama gerekçesi oldu. Sadece Baylok değil. Şimdi en son işte signal eklenmiş buna. Bir yandan bir yanda da e, bu o, haberlerin dolaşıma girmesi ben de buna katkıda bulunuyorum şu anda bu haberi dolaşıma sokarak ama bunun nedeni şu. Signal kullanmayın. Bak kullanırsanız sizin hakkınızda da işlem yapılabilir yarın öbür gün çünkü bunu cemaatçiler kullanıyor signal o kadar yaygın kullanılan bir uygulama ki dünyada uzun yıllardır da var bir anlamda insanlar devletin erişemeyeceği istihbaratın güvenlik güçlerinin erişemeyeceği uygulamayı kullanmasın bizim kontrolümüzdeki uygulamaları kullansın istiyorlar mesela whatsapp için böyle bir şey gelmiyor çünkü whatsapp her şeyi raporluyor devlete istenen bilgileri istihbarata devlete mahkemeye raporluyor başından beri de bu böyle İsveç merkezi bir banka 14 Mayıs'taki seçimlerden ötürü oynaklık olabilir diye 5-15 Mayıs tarihleri arasında Türk lirasıyla diğer para birimleri arasında alım satım yapmayacağını duyurdu. O arada ciddi bir döviz riski kapıda. Hele özellikle seçim ikinci tura kalırsa 14-28 Mayıs arasında dövizin tutulamayacağına dönük ekonomistler ağız birliği etmiş durumdalar. Halen şu anda güçlükle tutuluyor. Bakalım iş nereye gidecek? Bankalar en azından şimdiden önlem alıyorlar. Bunu seçime 10 gün kala başlatmışlar. Muhtemelen bu 14 Mayıs 28 Mayıs arasında da bu biçimde devam edecek. Bir başka haber Doğan Haber Ajansı Demir, Demirören Haber Ajansı isim değişti neyse. DHA haberi kızamık vakalarında Avrupa'da ikinciyiz aşı kararsızlığı giderilmeli. Ülke her açıdan gerileyince ve çökünce bir takım hastalıklar hortluyor ve bununla mücadele edemez hale geliyorsunuz. Bu da son örnek. Tabi bir takım hurafelerin, bir takım hezeyanların şunun bunun dolaşıma girmesinin de tesiri var. Sabahın 3. sayfa yazarı Engin Ardıç bir aydır beyin kanaması geçirdiği iddiasıyla bilmiyoruz doğrulanmadı. Hakkında hiç haber yok gazetesi bile haber yapmamış oraya yayın yazmış filan. Böyle yani. Siz iktidarın amiral gemisinde 3. sayfa yazarı olarak her gün kalem oynatıyorsunuz ama başınıza bir şey geldiğinde bir kimsenin haberi olmuyor. iki kimse bir açıklama yapmıyor. Üç bu haberin altına da bir sürü lanet okuyan oluyor. Cenazenizi de kaç kişi kaldıracaksa o kadar kaldırılacak. Böyle mi olmalı? Böyle bir final mi olmalı? Takdiri size bırakıyorum. Pis işler haftasına girdik maalesef. Kelime çok pis, çirkin ama... Başka türlü de betimlemek mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu da kullandığı ve literatüre en azından kazandırdığı için seçim kampanyası döneminde ben de bunu iki gündür kullanıyorum. Bakalım iş nereye gidecek? Haftanın son manşetinde Cuma günü buluşmak umuduyla şimdilik kapatıyorum. Önümüzdeki hafta için gerek seçim yayınları gerekse yeni yayın akışına dair bilgileri yarın. Paylaşacağım. Bir takım ayarlamalar yapıyoruz. Ortalık hareketlenecek. Seçimde ne yapacağız? Ve bu hareketlilikte hareketlilik bizim yayın planlamalarımızı nasıl etkileyecek? Elbette sıklaşacak ve saatlerinde değişiklik yapacağız. Bütün bunların hepsini yarın duyuracağım. Yarına yarına dek hoşça kalın.